Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. İzin yolu 2018'den herkese merhaba. Program sunar gibi başladım. Kardeşlerim valla büyük gün yaklaştı. Bugün ya Allah ya Muhammed yola çıkıyoruz Allah'ın izniyle. Valla bayağıdır bir uğraştık. Arabanın bakımlarıdır. Bayağı bir uğraştık ya. Bayağı bir uzun sürdü hazırlanmak. Şimdi benim de ilk araba yolculuğum. Ya gerçekten zormuş ya araba yolculuğu. Yani zor derken hani hazırlığı gerçekten biraz zor. Yani araba şu anda full. Ne ararsanız var. Bagaj şu anda ağzına kadar dolu. Yani arabayı bildiğiniz kampa çevirdik. Her şey var arabada. Zaten biraz da arkası çökük durumda. Şimdi şey yapacağız Allah'ın izniyle. Bizim Berat yine rahat durmuyor. Yap babası yap. Berat'a yatak bile yaptık o derece. Kardeşlerim şimdi her şeyimizi hazırladık. Şimdi birazdan yola çıkacağız Allah'ın izniyle iki araba. İşte Türkiye'ye varana kadar işte böyle kısa kısa videolar. Yolda hani ne yapacağız, ne edeceğiz. Bunları kısa kısa çekip sizinle paylaşmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Biliyorum herkesin bildiği gibi şu dört şeyi yaparsanız zaten sıkıntı yok. Pasaportunuzun 6 aydan nasıl diyeyim? 6 aydan kısa olmaması lazım. Arabanız eğer başkasının adına ise mutlaka vekalet almanız lazım. Bir de hangi sigorta şirketine bağlıysanız mutlaka yeşil kartınızı alın. Hani Türkiye'de geçiyor mu geçmiyor mu sigortanız. Çünkü bütün gümrük kapılarında sıkıntı sadece Türkiye'de sigorta yapılabiliyor. Ondan sonra Almanya'da olduğumuz için ADAS'ye kendimizi kaydettirdik. Onları unutmayın şu dört şeyi. Bir de herkesin dediği gibi bir bozuk para almaya çalışın yanınıza. Vallahi bakalım işte diyorum ya ilk yolculuğumuz. Şimdi birazdan yola çıkacağız ya Allah'ın izniyle. Ben artık kısa kısa videolar çekip sizinle paylaşacağım. Hakkınızı helal edin. Allah'ın izniyle inşallah Türkiye'ye sağ salim varırız. İnşallah kazasız belasız güzel bir yolculuk olur. Tekrardan hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Türkiye'de görüşmek üzere Allah'ın izniyle. Bay bay. Hepinize tekrardan merhaba. Arkadaşlar yemin ediyorum belim tutmuyor. Öyle söyleyeyim. Tam 390 kilometre falan sürdük. Şimdi bir dinlenme tesisine falan geldik. Ve halen de bayağı yolumuz var. Nasıl yapacağız? Nasıl gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Vallahi benim için bir tecrübe olacak. Çünkü hayatım boyunca hiç uzun yol yapmadım. Ama gerçekten yani zormuş ya. Allah var. Allah vallahi böyle uzun yolda olan bütün yolcularımızın vallahi Allah yardımcısı olsun. Arkadaşlar şunu söyleyeyim de Almanya'dan çıkmadık. Ama ya vallahi bayağı bir yol yapım çalışması var. Stau yakalandık. Ondan sonra Nürnberg'de geçerken bir yağmur yağdı. Trafik orada kilitlendi falan. Şimdi işte molamızı verdik. İhtiyaçlarımızı hallettik. Şimdi işte tekrardan yola çıkacağız. Bu sefer Allah izin verirse Avusturya'ya kadar durmamayı planlıyoruz. Ben yine ara ara videolar çekip sizinle paylaşmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Biz şimdilik yine yola devam ediyoruz. Gençler Allah'a emanet. Selametle arabamızın yanına gidelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Kardeşlerim bunu göstermek istedim. Deminden beri Stau var. Yani hiç kimse yani tırlardan hiç kimse sol tarafa kaçmıyor. Hani yasak olduğu için yaklaşık 3 ya da 4 kilometre olmuştur. 4 kilometredir şu tır kuyruğu var.
Ama Allah var, hiçbiri sola geçmiyor galiba, cezası var. Vallahi helal olsun, hepsi böyle bir asker gibi sırada. Biz de Almanya'dan çıkmadık. Ama devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Şu ana kadar bir sıkıntımız olmadı çok şükür. Ama güzel de gidiyor ya, Allah var. Vallahi yiyoruz, içiyoruz, dinleniyoruz, dinlene dinlene gidiyoruz. Hızlı falan da gitmiyoruz. Öndeki de benim kayınbabam. Yani anlayacağınız gençler, Türkiye giderken bu şitao, yani bu trafiği bol bol göreceksiniz. Her yerde bir çalışma var, her yerde bir şey var. Ne diyelim, Allah yardımcımız olsun. Sağ salim varmaya nasip etsin Allah. Birazdan görüşürüz kardeşlerim. Kardeşlerim, hayırlı akşamlar tekrardan. Halen Almanya'yı çıkamadık. Ama yolların durumu biraz kötü, o yüzden çıkamadım. Şimdi benzinimi aldım, ikinci kez arabayı fulledim. İçinde biraz yarım depo falan benzin vardı. Bir 40 litre falan daha aldım. Galiba tahminim bir buçuk saate kadar Avusturya sınırında olacağız. Ondan sonra da zaten uykumuz gelmezse, eğer uyumazsak Avusturya'yı da gece geçmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Şimdi benzinimizi doldurduk, şimdi tekrar yola devam edeceğiz. Tekrardan Allah'a emanet. Video çekmeye devam. Tekrardan hayırlı sabahlar diyeyim, çünkü artık sabah oldu. Allah'a şükür Avusturya sınırından çıktık. Hırvatistan, yani Hırvatistan sınırına girdik. Vallahi bayağı bir yorulduk ya, yemin ederim. Yol bayağı bir zorlu geçti. Kardeşlerime söyleyeyim, geldik vinyetimizi aldık. Aslında vinyeti Shell'den alacaktım, oraya kaçırdı, orada daha ucuzdur eminim. Geldik ismini bilmediğimiz bir yerden, benzin geldi, biletimizi gelip buradan aldık. Bir 5-6 euro fazla verdik, 14 euro mu ne aldık. İşte şimdi yol itibariyle arabanın camına bayağı bir böcek falan yapışıyor, değil mi? O yüzden ön camlarını falan güzel bir temizledim. Kardeşlerim, video yarıda kesildi, aklınızı helal edin. Tam video çekerken bir tane çingene kadın geldi yanıma. Çantasında dolu 3-4 tane iPhone. Yani belli ki sahte iPhone. Diyor al diyor, al sana 40 euro al. Ben diyorum hani bende var, iPhone zaten kullanıyorum. Şu anda video çekeyim diyor, al diyor. iPhone 8 40 euro falan. Vallahi var ya, yarım saat dil dövdük. Yok hayır, kadın öyle gitti. Neyse, velhasıl kerem şimdi Hırvatistan'dayız. Bir dahaki güzergah galiba Sırbistan olması lazım. Sırbistan'dan sonra Bulgaristan'dan sonra zaten Allah kerim, ara ara yine böyle videolar çekmeye devam edeceğim Allah'ın izniyle. Aklınızı helal edin ya, inşallah sağ salim varız, vallahi uykusuzuz, başımız da ağrıyor. İnşallah güzel geçer, hayırlı bir yolculuk olur Allah'ın izniyle. Hadi biz yola çıkalım, birazdan yine görüşürüz. Selamun aleyküm. Gençler, hepinize günaydın. Ya gençler, vallahi var ya, imanım gevredi. Yemin ediyorum lan arkadaş, ne bitmez yormuş ya. Yani maşallah sorunsuz morunsuz geldik de, fazla sıkıntı çekmedik de bir iki yerde takıldık. Vallahi çok yoruldum ya. Vallahi bir uykum var. Ben şimdi böyle ara ara video çekiyorum. Şimdi videoları birleştireceğim. Demin Macaristan'dayken, Macaristan'ın girişinde vinyet alırken ben Hırvatistan'dayım demişim. Yanlışmış. Kusura bakmayın, ilk yolculuk. Hakkınızı helal edin.
Meğerse Macaristan hududundaymışım, sınırındaymışım. Şimdi kardeşlerim, Almanya'dan Avusturya, aynen. Zaten Adiyasi'ye üyeliğimizi yaptığımızda Adiyasi bize Avusturya'nın vinyetini verdi. Sadece Macaristan'a gelirken vinyet aldım. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Şu ana kadar Allah hamdolsun bir sıkıntı çıkmadı. Macaristan'dan sonra şimdi Sırbistan'a doğru gideceğiz. Tahmini 1,5 saate Macaristan'dan çıkarız diye tahmin ediyorum. Vallahi Allah'a şükür, benim de ilk uzun yol tecrübem. Vallahi maşallah, canavar var ya bu canavar. Allah razı olsun. Vallahi var ya, Almanya'dan çıkarken biraz araba bayağı bir yüklü olduğu için biraz zorlandı. Ondan sonra biraz 130-140 biraz motor kendini açtı derken vallahi maşallah iyi geldik, yemin ediyorum. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim, vallahi işte dediğim gibi ya, Sırbistan'dan sonra Bulgaristan, ondan sonra Allah izin verirse tahmini diyorum, vallahi geceye İstanbul'da oluruz diye tahmin ediyorum. Şu anda bilmiyorum Bulgaristan sınırı nasıldır. Bir de kardeşlerim, şunu söyleyeceğim size, ben Avusturya'da benzine euro ile aldım ama Macaristan'dan benzin alırken ben banka kartımı kullandım. Çünkü Macaristan'ın para birimi değişik olduğu için, yani en mantıklısı banka kartınız varsa banka kartınızla benzin alın. Çünkü eğer benzin alıp euro verirseniz size kendi para birimlerini veriyor. Bu da affedersiniz çok boktan bir şey. Yani dolduruyorlar cebinize Macaristan'ın kendi parasını. O yüzden yani şu anda Sırbistan'da da nasıl olacak bilmiyorum ama ben şimdi Macaristan'da benzini fullledim. Kardeşlerime söyleyeyim. Yani imkanınız varsa banka kartı kullanmaya çalışın. Bir de diyordum ya size, bozuk para. Ya gerçekten çok faydası varmış. Affedersiniz var ya, 3-4 yerde durduk. 3-4 yerde de affedersiniz tuvaletler 1,50 centten 1 euroya kadar çıkıyor. Tabii bende sıkıntı yok. Ben müsait bir yere salıverip gidiyorum da şaka bir yana, yani gerçekten tuvaletler pahalı. Şu ana kadar dediğim gibi Avusturya'nın vinyetini aldım, Macaristan'ın vinyetini aldım. Şimdi Sırbistan'a geçeceğiz. Orada nasıl olacak? Yine orada adam kısa videolar çekeceğim. İnşallah, tekrar diyorum, inşallah sağ salim evimize varırız. Yine tekrardan Allah'a emanet olun. Şimdi birazdan bizimkiler gelecek. Ben yavaştan arabaya bineyim, kolamı açayım. Ondan sonra yavaş yavaş yoluma devam edeyim. Haydi Allah'a emanet. Kardeşlerim, Sırbistan'a geldik. Şu anda huduttayız. Vallahi biraz yoğunluk var. İnşallah burayı da hemencik geçeriz ya. Vallahi yorulduk. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Gümrüklerde falan pek durmadık. Şimdi ilk gümrükte duracağımız yer burası. Burada duruyoruz bakalım. İşlemlerimizi hallettikten sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Gençler, tekrardan merhaba. Reisler, Sırbistan'a geldik. Hava öyle bir sıcak, öyle bir sıcak ki yemin ediyorum mayıştım. Ben diyeyim 35, siz deyin 55 derece. Motor yanıyor ya. Gelir gelmez açtım kaputu. Dedim biraz hava alsın. Şimdi birazcık dinleneceğim. Kardeşlerime söyleyeyim. Ya vallahi Macaristan'a kadar hiçbir sıkıntı yoktu ama Macaristan'a çıkarken kontrol, Sırbistan'a girerken kontrol. Ya yemin ederim rezillik ya. Lan pişman oldum ha vallahi billahi. Uçakla gelsem daha şerefliydi. Ama neyse, yapacak bir şey yok. İlk yol tecrübemiz. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra biraz dinleneceğim. Ondan sonra Allah'ın izniyle yola çıkacağım. Ondan sonra tekrar yine video çekmeye devam. Haydi görüşürüz. Gençler, ne haber? Gençler, bitmedi bu yol ya. Vallahi billahi bitmedi, yemin ediyorum. Daha Sırbistan'dan çıkamadık. Halime bir bakın ya. Vallahi perişan oldum şimdi, yemin ederim. Ya
Sırbistan'dan gelecek olanlara söyleyeyim, tünellerde çalışmalar var. Bir de şansımıza iki şeritli yolda bir geliş bir gidiş. İki şeritli yolda askeri araç tır arkadan vurmuş. Size yemin ediyorum tam 2,5-3 saat belki. Sadece o Stau'da o trafikte bekledik. Öyle zaman kaybı oldu, öyle zaman kaybı oldu ki artık dayanamadık, takatimiz kalmadı. Vallahi geldik dedik dinlenelim, uyuyalım. Ama hava o kadar sıcak ki arabanın arkasında döndüm, bir sağ yaptım, bir sol yaptım, yok abi uyku yok. Şimdi yine anlaştık, yola çıkacağız. Buradan Nişe varmamız lazım. Yani bu Sırbistan'dan birkaç saat içinde çıkmamız lazım ki Bulgaristan'a giriş yapalım. Belki Bulgaristan'a geldiğimizde Allah izin verirse dinlenmeye çalışırız. Hani çünkü biraz da gecenin akşamı çökmesini bekliyorum. Yani hava berbat sıcak, yemin ederim. Vallahi öyle arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Ben şimdi yine birazdan yola çıkacağım. Vallahi Allah uzun yol şoförlerimizin yardımcısı olsun. Yemin ederim kazandıkları ekmeği var ya sonuna kadar hak ediyorlar. Vallahi değil mi? Sonuna kadar hak ediyorlar, yemin ederim. Şimdi işte petroldeyim. Gösteririm işte herkes burada. Herkes dinleniyor. Benzinimiz de daha var. Allah'ın izniyle bir 300-400 kilometre daha götür beni. Ondan sonra bakalım. Bulgaristan'dan benzin almaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Vallahi öyle işte. Ben şimdi yine birazdan yola çıkacağım. Birazdan yine görüşürüz Allah'ın izniyle. Gençler, tekrardan selamun aleyküm. Ben şu camı bir kapatayım da tünele girdik. Arkadaşlar Allah'a hamdü senalar olsun, Bulgaristan'a girdik çok şükür. Galiba Bulgaristan yeni otobanı bitmemiş. Yine yani otobanın yarısı bitmiş de diğer tarafı bitmemiş. O yüzden yine galiba eski yoldan şu anda yine gidiyoruz. Kardeşlerime söyleyeyim. Kardeşlerim bu yol ilk kez bu yoldan gidiyorum. Gerçekten yani dikkatli olunması gereken bir yol. Yol bir gidiş bir geliş gerçekten çok tehlikeli. Yani küçük arabalar için değil de karşıdan tır geliyorsa gerçekten yani dikkatli olun. Yani Allah'ın izniyle sağ salim evinize varırsınız inşallah. Ailenize, sevdiklerinize. Şimdi Sofya'ya gidiyoruz galiba. Ondan sonra eğer yorgunluk çökmezse inşallah, yani biraz başım ağrıyor ama yorgunluk çökmezse inşallah akşama doğru, yani gece yarısı belki İstanbul'da olurum diye tahmin ediyorum. Tabi sınırlarda şu anki durum nedir bilmiyorum ama sonra ne diyecektim ya aslında. Bakın görüyorsunuz değil mi tırları nasıl geliyor. Aman yavaş, aman dikkat, gözünüzü seveyim. Yavaş yavaş, hiç acele etmeyin. Arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar Almanya, Avusturya, Macaristan hiçbir sıkıntı yok. Ama Sırbistan, aynen Macaristan'ın çıkışı, Sırbistan'ın girişi, ama Sırbistan var ya yemin ediyorum rezalet. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Trafik, o pasaport kontrolü, yani ben kayınbabamla gidiyorum şu anda. Kayınbabam bana dedi ki sen yine dua et dedi, fazla beklemedin. Yani bir 3 saate yakın bekledik ama o bile bana yetti, yani öyle söyleyeyim. Valla şu anda tek umudum sağ salim bir an önce evime varmak. Bu yolu da size hem konuşup hem göstermek istedim. İnşallah Gümrüğe geldim de orada da orada da kısa video çekeceğim. Çocuk sıkıldı. Ben videoyu burada noktalıyorum. Devamı gelecek inşallah. Hadi hepinizi seviyorum. Dikkatli olun.
gençler yıllar lisanslarına kadar geldik. Vallahi yüzüne kaçta geldik. Aynen 6'da mı ne geldik? Saat şu anda 8.40 geçiyor ve daha halen gençler geçiyor. Yani bilmiyorum ya. Arabayla gelmeye değdim, değmedim bilmiyorum ama galiba bu ilk ve son olacak. Bir daha da arabayla gelmeye hiç düşünmüyorum. Allah'a şükürler olsun ya Rabbim. Sağ salim vatanımıza, sağ salim toprağımıza geldi kardeşlerim. Allah'a şükürler olsun. Vallahi bayağı yıprandık, bayağı mahvolduk, uykusuz kaldık. O sınırda beklemeler, o perişan hallerimiz bir yana. Yani geldik şu bayrağımızı, şu Türkiye yazısını gördük ya. Allah hamdü senalar olsun, vallahi her şeyi unuttum. Şu anda bütün yorgunluk gitti. Şuradan içeri bir girişimiz ya. Gençler sabah 5 olduğu için şu an itibariyle pek fazla bir yoğunluk yok. Bulgaristan çıkışından da kolay çıktık. Vallahi yorgunluktan nefes alamıyorum o derece. Ya size söyleyeceğim o ki eğer birden fazla çocuğunuz varsa arabayla gelin. Ama eğer birden fazla çocuğunuz yoksa yani gerçekten en iyisi en güzel uçak. Önceden bilet alınırsa bence en güzel uçak çünkü şu anda hemen hemen 41 saatimiz gitti. Sırbistan girişinde bir de çıkışında Bulgaristan'ın girişinde aşırı berbattı. Aşırı bir yoğunluk vardı, kornayla protestolar vardı. Neyse benzinimizi Bulgaristan'dan alalım dedik. Hemen zaten gümrük çıkışının hemen gümrük çıkışında bir Shell var belki bilirsiniz, bilen bilir. Kardeşlerime söyleyeyim, inan var ya çalışanlar o kadar barbar, o kadar nankör, o kadar böyle Türkleri hor görüyorlar ki yani sizlere anlatamam. Halbuki yani nasıl diyeyim size, yani Türk devletinin tırnağı bile olamazlar. Yemin ediyorum Türk insanlarının tırnağı bile olamazlar. Yani bir görseniz orada nasıl böyle Türk müşterilerini böyle labali konuşmalarını bir görseydiniz. Ben benzinle vinyet aldım. Kartla ödeme yaptığınızda da zorlarına gidiyor. Ancak parayla ödeme yaparsanız hoşlarına gidiyor. Neyse velhasıl Kerem. Şimdi birazdan girişimizi yapacağız. Ondan sonra ya Allah ya Muhammed evimize gideceğiz inşallah. Hadi bakalım. Nasıl görünüyordum? Felaket görünüyordum ya. Yemin ediyorum var ya gözlerimin altı öyle bir çukurlaşıyor, öyle yuvarlanmış ki. Kardeşlerim vardık Allah hamdolsun Türkiye'mize. Diğer sırasının diğer tarafına geçtik elhamdülillah. Valla arabada bayağı bir yoruldu. Bayağı bir hırpalandı. Yemin ediyorum var ya Bulgaristan, Sırbistan yolu arabayı mahvetti. Şimdi tek isteğim bir an önce eve gidip istirahatime bakmak. Ben videoları birleştireceğim, atacağım. Umarım videolarım yardımcı olur. Umarım hoşunuza gider. Allah'a emanet olun. Selametle. İyi misin abi? Hayır. Çok şükür geldik. Allah'a şükür. Şey ya. YouTube'a vlog. Neyse çok şükür geldik. Hepimizin feriştahı kaydı. Ömer ne iş? Geldin mi? Son videomu da çekeyim de. Noktalayayım. Gençler işte aynen geldik, bir an önce eve İstanbul'a basacağım. Hemen gideyim, güzel bir yatım sağ şu anda altı. Güzel bir istirahatime bakayım, ondan sonra uyanınca videoları birleştireceğim. Zaman oldu mu videoları atacağım Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın, selametle. Dediklerime kulak asın çünkü hepsi tecrübe. Valla anlatacaklarım bu kadar. Görüşürüz. Allah'a emanet.